Hello guys, it's me again Ruslan from English for Everyone, and our today's topic is present simple to be statement, okay? Salam dostlar, her vaxtınız xeyir olsun, her birinizin növbəti dərsimizdə hoş gördük və bugünləri sizinlə bərabər present simple to be statement, yəni ki, to be-nin təsdiq formasını birlikdə öyrənəcəyik. Təbii ki, bunları YouTube-dakı dərslərimizdə kifayət qədər işləmiş, amma yenə də bu dərslər timsalında onları təkrar etməklə məşğul olur, okay? Təbii ki, cümlələri keçid etməmişdən əvvəl yenə də bəsit qrammatik qayda, təbii ki, hər kəsin bildiyi, amma istifadə etməyə gəldiyi də hər dəfəsində bir müamma qarşısında qaldığı məqamları qeyd edəyək. Yenə də, to be bilirsiniz ki, to be ümumiyyətlə nə vaxt istifadə olunur? Bunun şərtlərini YouTube dərslərində vermişəm. Məsələn, to be hansı vəziyyətlərdə istifadə olunur? Bunlardan birincisi, misal üçün, siz öz peşənizi deyəndə misal üçün, I'm, yəni I am ilə istifadə olunur. To be-nin formaları var təbii ki. To be-nin formaları hansılardır? Gəlin bura yazaq, sonra bunları siləcəm. Am, is və are. Am, is, are. Təbii ki, bunlar şəxsə görə dəyişir. I am istifadə olunur və daha çox ingilislər təbii ki, I am, bla bla bla, I am uzatmırlar. Maksimum qısa forma, I'm, I'm, okay? Misal üçün, birinci öz peşənizi deyəndə, misal üçün, I'm engineer, for example. I'm a doctor. Belə bir ifadələr deyəndə to be istifadə olunur. Yəni, sizin hal-hazırdakı cari vəziyyətiniz barədə və yaxud da sizin harada olduğunuz barədə məlumat mütləq to be. I'm at work. I'm at home. Okay? I'm at university. Fərq eləməz. Bax, bu məqamda da to be istifadə olunur. Deməli, bir dənə yer oldu, vəzifə oldu. Daha sonra görünüşü göstərmək üçün, misal üçün, you are beautiful. Okay? So, you are gorgeous. Belə bir ifadələr də istifadə edəndə mütləq to be istifadə olunur. Və buradan gördüyümüz kimi, to be bir təbii ki, yaşımızı deyəndə, for example, I'm 25 years or I'm 25 years old. I'm 25 years old. Years, səhv dedim, orada elə olmur. I'm 25 years old. Okay? Or just I'm 25. Bu ikisindən biri istifadə olunur. Və deməli, yaşı qeyd edəndə, xarici görünüşdən danışan da eyni zamanda, misal üçün, mən əsəbiyəm, mən acam, I'm hungry, okay, I'm angry. Bunları ifadə eləyəndə to be-dən istifadə olunur. Və yaddan çıxarmayın ki, bu önəmli bir məqamı yaddan çıxarmayın ki, to be istifadə olunur, onu da buradan aşağıdan yazıram. To be istifadə olunur. Təbii ki, to be zaten özü feildir. Yəni, be olmaq deməkdir, zaten feildir. Misal üçün, mən olmaq istəyirəm, I want to be nə isə, ondan sonra onu istifadə edirsiniz. Daha çox istifadə olunur. Yeah, sadəcə baş hərflərini yazayım. Ya isimlərlə, yəni noun, yəni ki, mənim peşənizi deyirsiniz, orada isim istifadə olunur. Yeri deyirsiniz, orada isim istifadə olunur. Ya da istifadə olunur sifətlərlə, okay? Sifətlər də adjective, okay? Adjective, belə. Yəni, bunların ikisindən biri ilə istifadə olunur, okay? Bunu yadda saxlayın. Bu, bəsit qrammatik qaydanı bir dəfə də gözdən keçirdək. I am, I'm. He, she, it, is, yəni, qısaldılmış forma, his, she's, it's, we, you, they, are, və qısaldılmış forma, we're, or we're, you're, they're, okay? We're, you're, they're, okay? So, bu qədər bəsit. Bunu hal-hazırda siləcəm və artıq cümlələrimizə keçid edəcəyim. Ümidəm ki, burada bir sual yoxdur. Təbii ki, yenə də suallarınız varsa, mütləq Instagramda, YouTube-da dərsin tam versiyasını yükləyirəm. Mütləq və mütləq oradan da suallarınızı yazın və mən də maksimum cavablandırmağa çalışım, okey? So, bunları silirəm. Bunları zaten bilirsiniz, dərsləri izləyənlər zaten bunların hamısından xəbəri var. Zaten məktəb vaxtından bunları bilirik. Amma təbii ki, bunları maksimum çox praktik eləməliyik. Maksimum çox bacardığımız qədər cümlə, necə deyənlər, istehsal eləməliyik. Bunları danışıqda tökü istifadə eləməliyik, okey? So, gəlin artıq başlayaq. Təbii ki, birinci easy, yəni ki, asan olaraq 10 dənə cümlə yazacaq, okey? Birinci cümləmiz. Birinci cümləmiz çox bəsit. Təbii ki, mən sizə sadəcə bir nümunə üzərindən verəm. Ondan sonra siz istədiyiniz qədər dəyişdirə bilərsiniz. Misal üçün, birinci cümləmiz necədir? Bu maraqlıdır. Bu maraqlıdır. Təbii ki, bu nə idi? It. It. Təbii ki, it is. It is istifadə olunur. Maraqlı. Interesting. It is interesting, okay? It's interesting. Və təbii ki, mən indi bunu buradan siləcəm. Təbii ki, it is deməyəcəyik. Deyəcəyik, it's. It's interesting.
It's interesting. Maksimum kısa. It's interesting. It's interesting. Okay? Ve tabii ki ben burada sadece interesting dedim. Bu sıfatla görürsünüz. To be sıfatla istifalım. Bu sıfatla başka istenilen bu maraklıdır. Bu darıktırıcıdır. Ne bileyim bu can sıkıcıdır. İstediğiniz bir sıfatla değiştirip sadece bu cümle formatından istediğiniz kadar cümle istihsal edebilirsiniz. İkinci cümlemiz. İkinci cümlemiz kız için deyirik. O çok güzeldir. O çok güzeldir. O she is. Ben maksimum kısa forma yazacağım. She is. She is. Çok güzel. She is very. She is very. Tabii ki güzel. Beautiful. Okay. She is very beautiful. She is very beautiful. Veyahut da İngilizler. She is very beautiful. She is very beautiful. Okay. She is very beautiful. Veyahut da oğlan için demek isterseniz ki o çok yaraşıklıdır. Onda diyeceğiz ki he is, yani he is very, very beautiful istifade olunmuş. İstifade olunacak handsome. Handsome. Okay? So, he is very handsome. He is very handsome. Or he is handsome. Okay? So, üçüncü cümlemiz yazaksınla beraber. Sen çok istedadlısın. Sen çok istedadlısın. Veyahut da siz çok istedadlısınız. Sen veyahut da siz, tabii ki you, tabii ki you are, you're, çok istedadlı, ya diyebiliriz very, veyahut da ki so istifade ederiz. So, you're so istedadlı, istedad sözü İngilizce'de talent, Azerbaycan dilinde talent sözü, belki de istifade edelim bunu, talented, okay? You're so talented, you're very talented, you're so talented. Bu cümlenin diğer bir manası da, mesela sen elə istedadlısan ki, belə deyə bilərik. Ümumiyyətlə, so olan yerdə mən daha çox elə belə istifadə edirəm tərcümələrdə. Amma bu mənim öz şəxs seçimindir. You're so talented, you're so talented, okay? You're so talented, you're so talented, okay? Və bu bizim birinci cümləmiz. Ümid edirəm ki, burada qaranlı bir məqam yoxdur, olmamalıdır. Çünki hər bir şey çox bəsitdir burada. Hər bir şey çox bəsitdir. Yəni, beginner səviyyədə bilməyimiz lazım olan basit qaydalardır. Onları hamımız bilirik. Sadəcə hər dərs dediyim kimi praktikaya ehtiyacımız var. Okay. İndi deyək ki, onlar bizim partnerlərimizdir. Okay. Onlar bizim partnerlərimizdir. Və yaxud da onlar bizim ortaqlarımızdır. Okay. Dördüncü cümlə ilə gedək. Onlar, təbii ki, they, təbii ki, they are, there, or there, bizim, tabii ki our partnerlerimiz sadece partnerler sözü veyahut da ortak sözü olur partners. They are our partners. Onlar bizim ortaklarımız. They are our partners. Okay? So, beşinci cümlemiz, baha bura. Okay. Der ki, değiller pul güçtür. Bu değiller dediğimde nəzərdə tutduğum şey, yəni ki, təbii ki, bura yazacağı hamısını görəcəyi. Məsələn, biz öz dilimizdə deyirik, deyirlər filan şey belədir, filan şey belədir. Məhz o mənada, deyirlər pul gücdür. Yəni ki, kütlənin ortaq fikrini, yəni daha çox kütlədə, necə deyək, yayğınlığı görmüş bir fikri ifadə etmək. Çünki deyirlər, avtomatik, yəni biz birə-bir tərcümə, ingilislər belə deyir, they say, pull money, they say money. Təbii ki, pul hər zaman və hər zaman təkdədir. Pullar deyəndə də yenə money deyirik. They say money is power. Yəni, pul nədir? Gücdür. Power. They say money is power. Or they say money is power. Power. Yəni, dostlar, sizə sayt vermişəm. Cambridge Dictionary. Girin oradan mütləq və mütləq sözlərin düzgün tələffüzünə baxın. Yəni, həm Amerikan, həm İngiliz, yəni UK İngilizcəsində sözlərin düzgün tələffüzünə mütləq və mütləq diqqət edin. Çünki mən özüm də dil daşıyıcısı deyiləm və hansısa sözü yanlış tələffüz edə bilərəm. Okay? So, 6-cı cümləmiz oğlan üçün deyək ki, o tələbədir. O tələbədir. Çox bəsit, təbii ki, o, yəni him, he is, his, maksimum qısa, tələbədir. He is a student. O tələbədir. He is a student. Okay. 7-ci cümləmizi yazarsınla bərabər. Deyək ki, bu bilik kifayətdir. Bu bilik kifayət qədərdir.
Bu bilik, bakın, this bilik sözü knowledge, okay? This knowledge, yani bu bilik kifayettir, bakın, is kifayettir, yani enough, okay? So, this knowledge is enough, this knowledge is enough, this knowledge is enough. Bir şey yattan çıkarmayalım, okay, bakın, burada knowledge sözü istifade edildi. Bu bilik veyahut da bu bilikler deseydin de yani biz this knowledge diyecektik. Yani ki bu bilikler fark etmez. Çünkü knowledge sözü her zaman tektedir. Yani ki singular. Bakın buraya yazıram. Tekte singular. Yani tek. Tekte. Okay? Her zaman tektedir. Bu bilikler fark etmez. This knowledge ve her zaman tekte olduğu için biz bununla beraber is istifade edeceğiz. This knowledge is enough. This knowledge is enough. Okay. So, hayattan bu cümleyi hayattan çıkarmayın. Çünkü artık medium partında bunun daha muhteşem bir versiyonunu işleyeceğiz sizinle beraber. Okay. Sekinci cümlemiz diyor ki, biz evdeyiz. Tabii ki biz, we are, ama maksimum kısa. We are evdeyiz. We are at home. Ve o zaman diyebilir ki, biz mektepteyiz. We're at school. Veya da diyebilir ki biz üniversitedeyiz. We're at university. Okay? We're at university. Biz üniversitedeyiz. So, gelin okuyak. They're our partners. They say money's power. Okay. Bu cümleye dikkat edin. Bunun başka bir versiyonunu diğer bölümde göreceğim. He's a student. So, his knowledge is enough. This knowledge is enough. Okay, I'm sorry. This knowledge is enough, but you can also say his knowledge is enough. Okay, there is no mistakes. And also, we're at home. We're at school. We're at university. Okay, we're at university. Can we send it live? Okay. Okey, devam edeyim. Artık geçen cümlemizi ve 9. cümlemizi yazaq. 9. Diyelim ki, böyle bir ifade diyeceğiz. Haberler, bakın dikkat edin, haberler təəccübləndiricidir. Türkçe'de ise haberler şaşırtıcıdır. Okay? Təəccübləndirmək sözü İngilizce'de surprise. Təəccübləndirici de diyeceğiz surprising. Ama bakın, önemli olan burada haberler sözüdür. Bakın, haberler. Haberler sözü the news. Ve haberler news. Bu sözlere dikkat edin. Aynen knowledge sözü gibi bu sözde her zaman singular. Okay? Tektedir. Yattan çıkarmayak. Her zaman tektedir. Yani ki bakın burada ve istifade etmemiz sebebi hansı haberlerden söhbətin getdiyinin bilinməsidir. Çünkü ben sadece haberler desem yani bu diğer üzerindeki bütün haberler olur. Ona göre onu konkretleştirmeye lazımdır. Haberler, the news nedir? Təəccübləndiricidir. Her zaman tekte olduğu için is. The news is təəccübləndirici. Yani buradaki is cəm şəkilçisi değil. Bunu yadda saxlayın. New İngilizce'de yeni deməkdir. Haber mənası yoxdur. The news is təəccübləndirici, surprising. The news is surprising. Surprising. Ve 10. cümlemizi yazalım ve bununla da easy seviyemizi bitirelim. So, Mən çok hoşbəxtəm. Mən, yani I'm çok hoşbəxt, very demeyeyim. Deyək, I'm so happy. Mən çok hoşbəxt. I'm so happy. Okay? Ve bu belə bir cümle deyək. Deyək ki, mən sizi görməyimə çok məmnunam, çok şadam. Okay? Onu deyək ki, mən, I'm çok şadam. I'm very glad. Bu yeni söz olabilir. Sizi görməyimə, baxın, to see you. Okay? So, I'm so happy. Or, I'm very glad to see you. Okay? Baxaq bir daha. So, the news is surprising. I'm so happy. I'm very glad to see you. Okay? So, bununla da easy partımız artık bitmiş oldu. Medium, yani orta seviye cümlelerimizi yazar. Okay? Birinci cümlemiz.
Ve son bundan bir evvelki yani ilk hissedeki cümleleri bir daha yadınıza salın. Ve medium'dan devam edelim. Bakın, artık siz karar verin burada ne istifade edeceğim. Diyor ki, haberler çok pistir. Haberler çok pistir. Yoksa haberler hakikaten pistir. Haberler, yine de dikkat edin, az önce öğrendiğim haberler the news. Okay? The news yani haberler nedir? Çok pistir. Is. Çok pis tabii ki diyebilirim. Very bad. Ama gelin very bad yok. Başka söz istifade edelim. Bu defa diyor ki is really bad. Okay? Is really bad. The news is really bad. The news is really bad. Okay? Yaktan çıkarmayalım. Yine de the news is really bad. News sözünün her zaman tekli olduğunu yaktan çıkarmayalım. O ise fikir vermeli. Okay. Diyor ki ders çok sıkıcıdır. Ders çok sıkıcıdır. Okay? Ders. Ders ne olacak? Tabii ki the lesson. The lesson. Çünkü her hansı konkret dersten söhbet gelir. Buna göre de the lesson yani ders çok sıkıcıdır. Is çok sıkıcı. Tabii ki yine diyebiliriz ki very ama yine de o çok very sözünü istifade edemeyiz. Dedi ki is really sıkıcı olur boring. Okay? Is really boring. The lesson is really boring. The lesson is really boring. Okay? Ve üçüncü cümlemize keşif edelim aziz dostlar. Diyor ki bazı insanlar deyir ki pul sadece kağızdır. Bazı insanlar deyir pul sadece kağızdır. Gelin bakalım. Bazı insanlar yani some people yattan çıkarmayalım ki easy seviyesinde demişti onlar deyir. Onlar deyirler. Veyahut da deyirler. Some people deyirler yani say. Bazen bura that da alab edebiliriz. Yani ki yattan çıkarmayalım. Some people say that. Yani bazı insanlar deyirler ki. Some people say. Nedir? Bir daha bakalım cümlemize. Pul sadece kağızdır. Pul yani money. Her zaman tektedir. Pullar deseydi yine tektedir. Is sadece only kağız paper. Paper. Okay? So gelin okuyak tekraren. Some people say money is only paper. Some people say that money is only paper. Okay. Dördüncü cümlemize devam edelim. Diyor ki oğlan için diyor. Onun ilerlemesi yavaştır. İlerleme yani bir şey öğrenirken ettiğimiz ilerleme İngilizce'de daha çok yani improvement, development değil, yani inkişaf değil, progress sözü istifade olunur. Oğlan için dediğimiz için diyecek ki onun inkişafı, onun ilerlemesi, yani his progress nedir? Yavaştır. Is yavaş tabii ki belki slow. Is slow. Tabii ki süratli olsaydı is fast diyecekti or is fast diyecekti. Okay? So and I hope your progress is fast. Okay, so gelin okuyak tekraren. The news is really bad. The lesson is really boring. Some people say money is only paper. Or some people say that money is only paper. And his progress is slow. Or his progress is fast. Okay, gelin bu hissemi silay. Ve artık diğer cümlemizi keşfedelim. Okay. Okey, diğer cümlemiz artık demeli beşinci cümlemiz ve bakın dikkat edin. Bu beşinci cümle çok önemlidir. Az önce zaten demiştim. Şimdi bu dersin məqsədini de size anlatacağım. Yani ki her bir dersin bir məqsədi olur. Bu dersin de məqsədi aslında ne? Tabii ki ümumi məqsəd to be statement. Yani ki to be'nin təsdiq halını öğretmeydi ama bunun içerisinde her dersin bir məqsədi var. Onu size başa salacağım. Okey, cümlemiz belədir. Bu bilik az önce demiştik ki bu bilik kifayettir. Ama diyelim ki bu bilik belə bir cümle deyək. Evvelce Türkçesini deyim. Bu bilik yeterince fazladır. Yani ki kifayetten de artıqdır. Okay? Kifayetten de artıqdır. Onda deyir ki bu bilik yani ki this bilik knowledge this knowledge. Tabi ki knowledge sözüne geldiği yine ve artıq dersimizin məqsədi gəlir bura. This knowledge her zaman təkdədir. Ona göre de is this knowledge yani bu bilik bu bilikler deseydi yine aynı şey this knowledge nedir is
Geçen ders demiş ki is enough, yani kifayettir. Ama hindi dedi ki kifayetten de artık. Yani o ki kaderince çoktur yani. Is more than enough. Okay? More than artık. More than nedense çok olmağını gösterir. Artık kifayetten de çok o demek ki artıklamasıyla var. Okay? More than enough. Okay? More than enough. Bu sözü biraz yakışı yazmadım. Yani bunu tezden yazak. Okay? So more than, more than enough. Gelin tezden yazak. More than enough. Okay? So okuyak tekrarım. This knowledge is more than enough. This knowledge is more than enough. Ve bu dersin məqsədi aslında neydi? Az önce de istifadə edildiğimiz news ve knowledge sözlerinin her zaman da her zaman təkdə olduğunu öğretmek. Bu dersin esas məqsədlərindən biri dersində budur. Okay? So aziz dostlar, diğer cümlemiz, yani 6. cümlemiz yazalım onun sizinle beraber. 6. cümlemiz belədir. Ayakkabılar yenidir. Ayakkabılar tabii ki konkret hansı ayakkabılardan danışıldığı bilinir. Ona göre de the shoes ayakkabılar yenidir. Tabii ki the shoes cəmdədir. Ona göre de are yeni, new. The shoes are new. The shoes are new. 7. cümlemiz diğer. Deyir ki sizin dersleriniz çok faydalıdır. Sizin dersleriniz yani your dersler, your lessons çok faydalıdır. Tabii ki your lessons yani de they yani onlar cəmdədir. Ona göre de are your lessons are çok faydalı. Are yani de very diyebilir ama very'den kaçırıq. Deyir ki are so faydalı. Useful are so useful. Your lessons are so useful. Useful sözünün mənasını da burada size açıklayayım. Bakın useful, full of use demek. Yani ki istifade ile dolu mənası var. Yani çok istifade olunan full of use. So your lessons are so useful. Your lessons are so useful. 8. cümlemizi yazaq ve deyək ki hava bərbaddır. Hava tabii ki konkret hava. Biz yani başka ülkenin havasından danışabilmeli. Olduğumuz yerin havasına göre hava, yani ki the weather, okay, or the weather nedir? Berbattır. Is, tabii ki is very bad diyebilir. Is very very bad diyebilir. Is awful. Taze bir söz öğrenelim bugün. Is awful. Is awful. Okay. The weather is awful. The weather is awful. The weather is awful. Ve 9. cümlemizi yazırıq sizinle beraber. Deyir ki, sənin nəticələrin və yaxud da sizin nəticələriniz fantastikdir. Okay? Sizin nəticələriniz olur. Your results və yaxud da sənin nəticələrin your results nədir? Fantastikdir. Təbii ki burada are istifadə edəcəyik. Təbii ki, deyə bilərik ki, your results are very good. Çox yaxşı. Və your results are brilliant. Your results are excellent. Hamsın deyə bilərik, ama bu dərsdə gəlin başqa bir söz öyrənək və deyək ki, fantastikdir. Yəni ki, your results are fantastic. Okay? Your results are fantastic. Your results are fantastic. Your results are fantastic. Okay? So, this knowledge is more than enough. The shoes are new. Your lessons are so useful. Useful means full of use. The weather is awful. And your results are fantastic. And I hope your results also fantastic. Okay? Are also fantastic. Your results are also fantastic. Okay? Ve yani sadece bu aşağı hissini siləyin. Ve buradan 10. cümlemizi yazıp onunla dersimizi bitirmiş olaq. Okay? 10. cümleni sizinle yazıram. Deyirəm ki, computer nədir? 1000 dollaradır. Computer 1000 dollaradır. Konkret kompüterden söhbət getir. Ona göre de mütləq ve mütləq müəyyən edici ve artikel istifadə olmalıdır. Computer, yani the computer or the computer, okay? The computer nedir? 1000 dollaradır. Tabi tekte olduğu için is, gəlin bir yerde yazaq sizinle beraber. Is 1000 dollaradır. Is 1000, yani sözde de yazaq. Is 1000 dollars, okay? Dollars. Bu esi de yattan çıkarmak, okay?
Sadece 1 dollarda es olmaq. Bax bu diqqət, bunu mütləq yaddaşda saxlayın. Çünki dollar sayılan bir şeydir. Biri keçdisə avtomatik dalına es gəlir. Okay? So, the computer is $1,000. The computer is $1,000. Yaddan çıxarmayaq ki, biz bundan əvvəlki dərslərdə cost, baxın bura yazmışam, cost feili istifadə edirdik. Və deyirdi ki, bu computer 1000 dollara başa gəlir. Və o necə deyirdi? Deyirdi ki, the computer or this computer costs $1,000. Amma indi daha rahat bir şəkildə the computer or this computer is $1,000. Gəlin dostlar, artıq dərsimizin sonuna gəldik. Cümləni təkrarlaması üçün oxuyum və dərsimizi bitirək. So, I'll start with the easy one, okay? So, it's interesting. She is very beautiful or she is very beautiful. You are so talented. You are very talented. They're our partners. They're our partners. They say money is power. They say money is power. He's a student. Maybe you're a student too. This knowledge is enough. We are at home. We are at school. We are at university. The news is surprising. And I'm so happy. I'm very happy. I'm glad to see you. I'm glad to teach you English here. Okay? So, online. So, the medium one, medium ise, orta seviyeli cümle ise, the news is really bad. Some people say money is only paper. Some people say that money is only paper. Maybe they're right. I don't know exactly. For me, no. I don't agree with that. Okay? So, the lesson is really boring. His progress is slow. His progress is fast. I hope your progress, my friend, is fast. Okay? So, this knowledge is more than enough. This knowledge is more than enough. The shoes are new. Your lessons are so useful. Your lessons are very useful. You can also say the same. Okay? So, the weather is awful. The weather or the weather is awful. And your results are fantastic. Your results, and I hope your results, my dear friends, are fantastic. And the last one, the computer is $1,000. The computer is $1,000. That's the end of our today's lessons. Diğer derslerimizde görüşürüz dostlar. Sağ olun. See you in our next videos. Bye bye.